Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Börek videom bu benim. Ama malzemeyi hazırladım, tek elimle çekim yaptığım için mecburen hamurumu şöyle güzelce yumuşacık ev mayası ile yoğurdum. Şu kenarlarını şöyle bir alıp atmak istiyorum. Çünkü sizler de görün, şöyle attığımda bakın hamurum fısır fısır. Ondan sonra biraz peynir hazırladım. Maydanoz, dereotu, soğan, kapya, peynir ve biraz da aldığım hazır süt, baktım ekşimiş tadı, hemen onu kaynattım, çökelek yaptım, çökeleği de içine koydum, onun suyuyla da hamurumu yoğurdum, o kesilen sütün suyu ile de hepsini değerlendirdim, çöpe dökmedim. Yani siz de öyle yapabilirsiniz, bozulmuş sütleri ve yoğurtları kaynatma ocakta, hemen çökelek yapın, suyuyla hamuru yoğurun. Kendisiyle de börek yapabilirsiniz ya da kahvaltıda ya da kavurup güzelce yemek yanında bir çeşni olarak da yiyebilirsiniz. Afiyetle. Ayrıca burada esas ürünüm bu. Yani hazırlamış olduğum efsane olan bu. Yarım kilo kıyma, şöyle biberin altında kaldı kıyma. 3 tane domates rendeledim. Pul biberim, baharatlarım, reyhanım, kimyon, zerdeçal, zencefil ve diğer baharatları ve biraz tuzumuz, burada görüldüğü gibi eridi zaten içinde. Biraz içine tereyağı koyarsak çok daha iyi olur. Evet, kullandığımız tereyağımız ve birazcık da yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi ben bunu karıştıracağım şöyle elimle. Elimi yıkadım, hazır bekliyorum zaten. Hamurumu da karıştırdığım için harcımı yapıyorum. Buna tereyağı koymazsak eğer, margarin de kullanabilirsiniz ama biliyorsunuz margarinlerin içinde ne olduğu belirsiz. Benim zeytinyağım bitti, gelecek ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Yarım kaşık da renk versin diye biber salçası, el yapımı biber salçası kullandım. Kıvamına geldi zaten, rendeledim arkadaşlar. Domatesi rendeleyin, soğanı rendeleyin, kapyayı rendeleyin. İçinde iri iri gözükmesin. Harika bir lezzet veriyor. Rahmetli neneciğim yapardı bunu. Babaannem. Meşhur nenemin böreği bu. Yani hafta sonu hakim, kaymakam, savcı neneme börek yemeye gelirdi. Ya bahçeye, o zaman bahçeye giderdik yazları. Ya da nenem kışın gelirse de nenemin kendi konak denilen evine, oraya gelinirdi. Neneciğim elleriyle hazırlardı. Gelinlere güvenmezdi. Onun elinde bir bereket vardı. Bir lezzet vardı. Ben nenemin en çok sevdiğim torunum benim galiba. En çok ben yad ediyorum hatıralarını, ağıtlarını. Burada küçücük de bir hatırasını anlatmak istiyorum neneciğimin. Çok yaşlanmıştı. İkiz köpekleri vardı nenemin, Apal'la Toros. Toros daha önce hastalandı, öldü. Apal biraz daha yaşlandı tabii ki. Bir gün köpekler boğmuş, öldürmüş. Koşa koşa geldim neneciğime. Nene dedim, Apal ölmüş. Nenem şok oldu. İkindi namazının abdestini alıyordu. Hemen yalın ayak koşmaya başladı. Nerede ölmüş, nerede ölmüş? Çünkü evinin o konağın son hatırasıydı o ona. Gittik koşarak güzelce. Vardık. Köpek ölmüş tabii ki. Ben görmüştüm zaten öncesine. Sonrasında neneciğim oraya oturdu. Bir ağıt yaktı. Dedi ki orada. Kapıya bir bayrak diktim. Uşaklar oynuyor tura. Koca Apalım da ölmüş. Zöhre sana geldi sıra. Nenem bunları söylerken ağlıyordu. Ben de ağlıyordum. Sonra oraya bir çukur kazdık. Köpeği gömdük. Ben nenemden öğrendiğim kadar hayvanları çok seviyorum. Bu alışkanlığım da nenemden gelme. O yüzden ara ara videolarımda sokaktan alıp beslediğim hayvanları da paylaşıyorum. Tedavi ettirdiklerimi. Daha birçok videom var ama paylaşmadım. Bunu da burada söyleyeyim dedim. Evet, hamurumuzu güzelce bezeledim. Yumuşak olduğu için çok çabuk açılıyor. Şimdi bunu kıymalı börekten yapacağım bunu. Büyük oldu böreklerim. Çünkü büyük şeyle pişiriyorum. Küçük küçük uğraşmayayım diye.
Bizim bildiğimiz saç böreğimiz bu. Şöyle güzelce. Evet. Şimdi hazırlamış olduğum kıymamı ilave ediyorum. Bakın içinde ne soğanım, ne kapya, ne domatesler. Hiçbir şey gözükmüyor rendelediğim için. İri iri olursa bazen hoş görüntü bırakmıyor. O yüzden kıyma çiğ. Acaba pişer mi pişmez mi diye tereddüt edenler olmuştu. Nasıl güzel piştiğini birazdan beraber göreceğiz şimdi. Şöyle kenarlara hamur kalmasın diye bunu güzelce alıyorum. Bunu böyle koyuyoruz. Sonra elime yumuşak olduğu için şöyle bunu bulayıp şöyle alıyor. Tepsiye koyduk. Güzelce şeyimize, elektrikli pişirme aracımıza, pizza tavasına. Ondan sonra güzelce düzelttim. Bakın içi gözüküyor zar gibi. Pişecek inşallah. Diğeri de yanında pişiyor. Şimdi bir de peynirli böreğimin hazırlanışını hemen göstereceğim size. Hazırlamış olduğum bir de peynirimi böyle peynirli yapacağım. Dereotu bunda çok harika duruyor. Efe koymadım kıymaya. Ama bu nefis oluyor. Yiyenlerin tadı damağında kalacak şekilde. Şimdi bunu da böyle yapıyoruz. Hemen tatlılıklarını alacağım. Bunu da böyle. Kenar hamur kalınca güzel olmuyor. Yine kenar süslememizi yapıyorum. Yine inceltiyorum. Ve buradan alıp şöyle koyuyorum. Evet, burada da son şeklini yine veriyoruz. Böreklerimiz yemeğe hazır arkadaşlar. Hemen şöyle böreğimin içini göstereceğim size. Bunu tüm olarak da yiyebilirsiniz. Böyle bakın buram buram dumanın üstünde tütüyor. Harika bir lezzet. Ben şimdi buna birazcık vereceğim. Şöyle bölüp vereceğim bakın. Şöyle tadına bak bakalım kuzucuğum. Ben de bakacağım tadına şöyle. Nefis. İşte bu böreğin adı Nenem'in böreği. Nur içinde yatsın. Şimdi komşuma da vereceğim.